Galata İstanbul, Beşiktaş'ın kadrosu Sergen'i kovdurur. Ya Beşiktaş'ın ben... Şimdi şöyle dedikodular da çıktı. Beşiktaş'ın kadrosunu Sergen Yalçın yetersiz bulduğu için biraz zor anlaşma sağlandı şeklinde ama Beşiktaş'ın o kadrosu o Ben kadar duymadım. kötü mü sence? Kadronun hayal ettirdikleri ortaya çıkan sonuçla aynı değil. Ya bir Yani kaleci kesin, bir kaleci kesin. Beşiktaş'ın bence en büyük problemi takımın omurgasının oturduğu oyuncuların yaşlı değil. Hakikaten artık enerjileri bitmiş olması. Yani şimdi kaleci değişecek, omurgası hani omurgayı ne izliyor? Kaleci yok aslında yani çok sıkıntılı bir pozisyon. Sağ bek, sol bek yani Caner, Gökhan son dönemi, Caner 30 üstü. Stoper ikilisi ben birkaç sene daha böyle devam edebilirsiniz. Ama Atiba 35 üstü. Elneni kiralık gitmek istiyor. Forvet Burak Yılmaz 35. 35 oldu o da. Yani yeni alınan, denenen yani Diaby çok kolay konuşamıyorum böyle bazı futbolcular hakkında ama Diaby hakikaten... o aşamaya getirtti kendini. Yani Beşiktaş seviyesi olmadığını kendisi de saha içerisinde evet, gösteriyor. Yani çok çok enteresan. Yani evet gelmiş Beşiktaş'a bir şekilde. Boyd Ankara Gücü'nden bildiğimiz bir oyuncu. O biraz... da ayrı bir şey tabii. Yani Beşiktaş'ta kanat oynamakla riskli bir transferdi. Boyd risk ters yöne döndü. Ters yöne döndü. Yani dolayısıyla hani Beşiktaş'ın sıkıntısı şu. Omurgasındaki futbolcuların oluşturan futbolcuların ciddi şekilde yaş problemi var. Bu da istikrar problemini de beraberinde getiriyor. Sergen Hoca için kolay değil ama büyük takımların da derdi büyük oluyor ama. Hoca da bunu bilerek gelmiştir. Bu bir klişe şablon olarak anlaşılmasın bilmez lütfen ama mu? Tabii ki. Tabii ki %100 biliyor ve farkındadır. Oyuncuları soyunma odasını almak durumunda hoca. Abdullah Hoca artık görevinin son dönemlerinde soyunma odasını kaybetmeye başlamıştı. Bu sadece kendisiyle ilgili değil, oyuncuların tavrı haliyle ilgiliydi bir şey. Ama o enerji, o durum, evet. Her teknik adamın farklı bir yöntemi, metodu var. Sergen Yalçın'ın soyunma odasına hakim olması gerekecek. Mesut Günçelikli, Sergen'i bir daha harcamayalım, sahip çıkalım diyor. Sahip çıkın diyor, o bir marka ve Beşiktaş markası. Sabırlı olursak biz böyle durumlarda diyor. İnsanlar önce kendilerini harcatmayıp kendi kendilerine sahip çıkmaları lazım ki ondan sonra bununla ilgili bir dönüş olsun. Yani kimse Sergen'in etrafında çelikten duvarlar örmeyecek, pamuklara sarıp sahaya, kulübeye oturtmayacak. Önce o kendi kendini koruma alanını kendi yaratması gerekiyor. Alacağı skorlar ya, şöyle ortaya bir şey koyacağı var mı? Emre Kocabaş da sormuş. Birkaç arkadaşımız daha var. Sportif direktörü olarak Samet Aybaba şeklinde. Samet Aybaba'nın 2 hafta önce galiba 10 gün önce TRT'de katıldığı bir programda ben sportif direktör olayım, Rıza teknik direktör olsun gibi bir açıklaması var. O biraz insanların aklında kaldı. Onunla ilgili bir geri dönüşü. Ama öyle bir planlama yok. Lucescu konuşuldu. Lucescu gelip sportif direktör olup Sergen teknik direktör olur mu? O da şu anda çok geçerli bir durum değil. İbrahim Altınsay futbol operasyonunun başında gibi Beşiktaş'ta artık. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilerin bir numaralı danıştığı isim ve kararları artık alabilecek, bundan sonra alacak isimlerden biri. Onun aklında var galiba Lucescu durumu ama o biraz şu anda gerçekliğe dönüşmeyecek. Çünkü hani bir teknik direktör olsun, bir planlamaya başlaması için ilk adım atsınlar, ondan sonra olabilir. Hasic'in durumu soruyorlar. Hala anlaşma yapılamadı, o imza parası 1.82 milyon euro olan oyuncuya verilmesi gereken. Bu arada Beşiktaş'ın onu anlaşıp vermesi gerekecek. Yani biz anlaşmıyoruz, iptal ettik. Hadi dön Bosna Hersek'e olsa bile Beşiktaş'ın öyle bir anlaşması var. Onu UEFA veya FIFA kanalıyla alacak Hasic'ine. Burada anlaşılıp konunun bir yere bağlanması lazım. Beşiktaş'ın veya bir oyuncuyu başka bir kulübe vermesi, kiralaması, oradan alacağı gelirle imza parasını vermesi mi gerekiyor? Ne yapıyor? Çok kötü bir sözleşme o. Yani 1.82 milyon euro imza parası 17 yaşındaki oyuncu için kulübün içerisindeki durumu da düşünüldüğünde çok mantıklı gelmiyor ama yapılmış. Onun da altından kalkmaya çalışıyorlar. Henüz kalkamadılar. Yani öyle bir oyuncuya para vermek için herhalde en son Erling Haaland'ı falan zamanında tespit edip onu bağlamak lazım. Yani 17-18 yaşında. O da bağlasan durmazmış. Yani hadi zamanda ya da her Dembele var ya, Karamak'a Dembele falan yani. Öyle adamlar için. Yani 2 milyon euro imza parası 16-17 yaşındaki bir oyuncu için. Ve bir de maaşı bu arada 100-150 bin euro seviyesinde. Yani onda kıyaslandığında da bir orada bir mantık hatası var. Orada bir çelişen durumlar var. O yönetimi rahatsız ettiği için frene bastılar ama ya anlaşacaklar ya da adam bir şekilde bon alacak. Orada sözleşme var çünkü.